أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kıymetli dostlar, Tasavvuf Akademi derslerimizin üçüncüsüyle birlikteyiz. Nasip olursa bu birlikteliğimizde Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarından birisi olan Allah dostları, Evliyaullah, Allah dostlarını niçin tanımamız gerekiyor? Onları anlama gayemiz ne olmalı? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Neden böyle bir konu belirlemiş olduk? Bu kısmın bir hikayesini anlatayım kısaca. Bir hac sezonunda hani işte böyle Allah dostlarının ahlakından, özelliklerinden filan bahsederken bir hocamız dedi ki, ya hocam dedi, efendim İşte sürekli böyle Şems-i Sivasi Hazretleri şöyle, İhramzade böyle, rahmetullahi aleyh. Ya hiç Resulullah Aleyhisselam şöyle yapmış, böyle yapmış demiyorsun. Yani Allah dostları, Allah dostları, niye biz direkt gitsek de Efendimiz Aleyhisselam'dan bir şey alsak filan. Şimdi ben gönlüme şöyle bir şey düştü. Dedim ki, demek ki Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarından birisi olan Allah dostları kavramını biz de anlayamamışız. Gerektiği kadar da anlatamamışız. Dedim bunun üzerine biraz bir şeyler karalamak lazım ki neden Allah dostlarından bahsediyoruz? Aslında temel hareket noktam benim acizane şuraydı. Şimdi tabii ki bizim asıl gayemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahip olduğu Kur'an ahlakına, Kur'an-ı Kerim ahlakına ulaşabilmek. Fakat şimdi Efendimiz Aleyhisselam'la aramızda yaklaşık 15 asırlık bir zaman şeyi var, farkı var. Şimdi biz sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, ya Resulallah başıma şöyle bir şey geldi, bu konuda neyi emredersiniz? Ben hemen onu yapayım. Böyle bir şey sorma, öğrenme şansımız yok. Ya biz mesela bir hadis alimi gibi yüzlerce, binlerce hadis-i şerifi ezberleyip hadis kitaplarına, tefsir kaynaklarına çok böyle hakim olup efendim her birimiz birer allame, birer müştehit, işte ne bileyim böyle zahit, alim, fazıl filan çok öyle büyük iddialarımız yok. Olmaya çalışıyoruz. Burada kilit rol kimde? Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadet dediğimiz o dönemi sanki yaşamış, tecrübe etmiş, nefsini yenmiş, dünyaya karşı efendim bir beklentisi olmayan, işte şeytanlara dur diyebilmiş, şeytanlaşmış insanların hile ve tuzaklarını fark edebile Allah dostları benimle beraber yaşıyor. Benimle aynı sokaklarda geziyor. Aynı belki olaylara maruz kalıyoruz efendim. Ama onlar bir şekilde Cenab-ı Hakk'a kul olmayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı başarıyorlar. Bizim derdimiz Allah dostları, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını elde etmiş insanları tanıma, efendim anlama gayretimiz. Biz onların kuşandığı, gittiği yollar neyse biz de onları yapalım. Mesela Sivas'ımızda İhramzade Hazretleri var. Yani şurada vefat edeli 1969, işte 2020 diyelim. 50 sene olmuş. Yani bu yarım asırlık bir dönemde sizin bizim yürüdüğümüz caddelerde yürümüş. Kıldığımız, namaz kıldığımız camilerde namaz kılmış. Sivas'ın diyelim bu şehrin efendim imkanı veya imkansızlıkları içerisinde Rabbimize kul olmayı başarmış. Efendimize layık ümmet olmayı başarmış. Ne ile? Sureta bakıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün sünneti, sünneti seniyyesi Efendi Hazretleri'nde var. Siret olarak ahlak-ı Muhammed Aleyhisselam olarak Efendimiz'in ahlakı var. O zaman biz diyoruz ki biz Allah dostlarını Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine hassasiyet gösteren bizimle yakın veya işte zaman olarak şey olsa da hangi yöntemleri kullanmışlar? Efendim hangi usuller, yoksa biz mesela Şems-i Vâsi Hazretleri'ni biz ömrümüzde hiç gördük mü? Yani şekli neydi? Biraz esmer olduğunu biliyoruz fiziki olarak. Kara Şems deniliyor. Ama biz biliyoruz ki bir alim portresi, bir zahit portresi, bir efendim salikin, bir maneviyat yolcusunun, hak arayıcısının, hakikat arayıcısının bütün ilkelerini eserlerine yazmış, yetiştirdiği talebeleriyle, şu anda türbesiyle bile, kabriyle bile bize ölümü hatırlatarak, hesabı hatırlatarak,
efendim dünyanın geçici olduğunu mesajlarını vererek hala bir tasarruf diyelim, hala bir yol gösterme hasletlerine sahipler. Dolayısıyla biz Allah dostlarını niçin tanımalıyız? Onları anlama gayemiz ne olmalı? Bunu biraz izah edelim. Çünkü günümüzde insanların efendim böyle tasavvuf, tarikat, cemaat bu gibi kavramları büyük alerjiler var. Yani haklı sebepler var. Veya çok meselenin içeriğini bilmemekten kaynaklanan sebepler var ama bu kurumların amacı nedir? Burada yol gösterecek, rehberlik yapacak mürşid-i kamiller vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlak-ı Muhammediyesine ulaşabilmektir. Burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki insanoğlu hayatı anlamlı kılabilme gayretiyle durdurak bilmeksizin devam eden bir arayış içerisindedir. Bugün ateistim diyen, deistim diyen, teistim diyen, efendim nihilistim diyen, başka şeyleri söyleyin kim olursa olsun herkes hayatta bir anlam arayışı içerisinde. Bu biz ölene kadar da devam edecek. Tarih boyunca insanoğlunun bu çabası hayatın çeşitli alanlarında başkalarını örnek almak veya en azından çevresinden etkilenmek gibi bir zorunluluk ile onu yüz yüze getirmiştir. Şimdi biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. İnsanlık serüveniyle beraber hayatımızın anlamı neyse Rabbimiz ilk insanı, ilk peygamber ve kitapla göndererek hayatın amacını, gayesini bütün insanlığa bildirmiş. Hayatta bulunma amacımız Rabbimize kulluk yapma. Dolayısıyla hangi devirde yaşarsa yaşasın, insanların iki türlü hayat anlamını bulma ihtimalleri var. Ya kendilerinden önceki nesillerin hakikat arayışlarını anlayacaklar, çözecekler veyahut da dönemlerinde yaşayan insanlar efendim nasıl bir hakikat arayışında mı? Yani ben nereden geldim, nerede bulunuyorum, buradaki vazifelerim ne, haklarım, sorumluluklarım ne, görevlerim ne, nereye gideceğim, onun için ne gibi donanımlara sahip olmam gerekiyor? Bu soruları ya geçmişten cevaplamaya çalışacak ya da yaşadığı dönemde örnek almaya çalıştığı insanlardan. Genelde insanlığın ortak portresi olan bu durum özellikle Müslümanların da kendisinden uzak durmaları mümkün olmayan bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün insanlar böyle de Müslümanlar olarak biz hakikat arayışında bizim için de bu yollar geçerli. İslam ile müşerref oldukları andan itibaren Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in kendilerine en güzel örnek olarak takdim ettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile onun etrafında bir kandil gibi bütün dünyayı aydınlatan sahabe-i kiramın radiyallahu anhum hayatlarını örnek alarak yaşamlarına anlam katma gayretinde olmuşlardır. Bizim yolumuz belli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe-i kiramın yoludur. Mevlamız ayet-i kerimede Estağfirullah فَاِنْ اَمَنُوا بِمِسْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَى. Ey Habibim, onlara şöyle söyle, eğer siz hani sizler fe'in amenu onlar bi misli ma amentum bihi sizin gibi iman ederlerse, yani Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz sizin gibi iman ederlerse fekad ihtede, o zaman hidayete ulaşırlar. Bizim hakikat arayışımızda, hidayet yolculuğumuzda kılavuzumuz Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimizdir. Bu anlamda İslam dünyası Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun kutlu yoldaşlarını tanıma, anlamı ve onlar gibi bir hayat yaşayabilme adına büyük gayretler göstermiştir. Zaten tasavvufun daha sonradan sistemleşen tarikat dönemine günümüze kadar gelen sürecin amacı budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın dönemindeki o İslam'ın saf haline ulaşıp o dönemki hassasiyetlerle hayatı şekillendirmek. Tasavvufun amacı bu. Bundan başka bir amaç yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabe-i kiramın yaşadığı gibi bir İslam yaşamak. Onların anladığı gibi Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Onların hayata baktığı pencereden bakmaya çalışmak. Efendimiz Aleyhisselam'ın yol arkadaşlarına benzeyenler. Şimdi konumuz Allah dostları olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşlarına benzeyen insanları biz gerek yaşadığımız dönemde, gerekse geçmişten bu tip insanları, bu örnekleri tanıyıp anlamak durumundayız ki onların Efendimiz'e olan bağlılıkları, Kur'an-ı Kerim'e olan sadakatleri, Rabbimize verdikleri sözü yerine getirme hassasiyetleri, bunları, bu sırları çözmüş olabilir. Bunları çözemezsek dünya ayağımızı kaydırıyor.
Dünyaya karşı tutunamıyoruz. Nefis bizi perişan ediyor. Şeytan fısıltılarıyla, vesvesesiyle efendim hiç olmadık şeyler yaptırıyor. Şeytanlaşmış insanlar tanıyamıyoruz. Nasıl hile ve tuzaklar var çözemiyoruz. Biz de diyoruz ki bu gayretin, yani Efendimiz Aleyhisselam'ı ve onun arkadaşlarını tanımak için, anlamak için, onlar gibi bir hayat yaşayabilmek için gösterilen gayretin bir tezahürü, bir göstergesi olarak Müslümanlar, bakın hal, hareket, söz ve ahlaki yapıları itibariyle Efendimiz Aleyhisselam ve yol arkadaşlarına benzeyen Allah dostlarına ayrı bir önem vermişlerdir. Bizim büyüklere, Allah dostlarına verdiğimiz önem, onların halleri, hareketleri, sözleri, ahlaki donanımları Efendimiz Aleyhisselam'ın yol arkadaşlarına benzediği için. Yoksa şekli böyle, şemali böyle, parası var, şöhreti var, o onlar değil. Efendimiz Aleyhisselam'a ve yol arkadaşlarına benziyor diye Allah dostları, ki Kur'an-ı Kerim'in bir tabiri, Yunus suresinde bu şeyin sonuna doğru gelecek bu ifade. Estağfirullah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat edin. Allah dostları için herhangi bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar. Mahzun olmazlar. Kimdir Allah dostları? Cenab-ı Hak ile yakınlık kesbedebilen Efendimiz'e ve onun yoldaşlarına benzeyenler. İslam'ın doğru anlaşılması, ki bu cümlenin altını özellikle çiziyorum. Bugün İslam'ın o kadar farklı anlaşılma usulleri var ki, yani adam bir ayet-i kerimeyi cımbızlıyor, bir hadis-i şerifi cımbızlıyor, bağlamından koparıyor, sebebin üzülü görmüyor, oradaki fesahati, belagati görmüyor, mezhep nedir, fıkıh nedir, efendim usul nedir, hiçbir şeyden haberi yok. Efendim diyor ki benim peygamberim böyle bir şey söylemez. Hatta bunu daha ileriye götürdü. Benim Rabbim böyle şey söylemez. Bu olsa olsa bir beşer sözüdür deyip çıktı adamlar işin içine. O zaman İslam'ın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve gerektiği şekilde Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşanabilmesi için elle tutulur, gözle görülür örnekler olarak Allah dostları yaklaşık 1500 yıldır önemli bir görev ifa etmişlerdir. Yani bu cümlenin özellikle altını çizilmesini isterim. Elle tutulur ve gözle görülür örnekler. Yani bugün işte diyelim bir takım kurumlarla para münasebetlerimiz var. İşte ticari alışverişlerimiz var. İşte ne bileyim kurban alıyoruz, satıyoruz. Şimdi kurban mevsimine yaklaştığımız için söylüyorum. Alışverişimizde, komşuluk bağlarımızda, akrabalık ilişkilerimizde elle tutulur ve gözle görülür örnek olarak Evliyaullah bizim için rol model. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu dönemde yaşasaydı böyle olurdu, böyle yapardı. Hani büyüklerden birisi için anlatıyorlar. Komşusu bu Allah dostunun arazisini işgal ediyor yıllarca. Bir zaman sonra hakkı olmayan araziyi çitle çeviriyor. Telle, demirle çeviriyor. Bir müddet sonra mahkemeye veriyor. Diyorlar ki efendim ya bu adam sizin arazinizi kullanıyor. Adamın şeyine bakın ki, hadsizliğine bakın ki, kendi arazisiymiş gibi çeviriyor. Bir de götürüyor mahkemeye veriyor. Bu adam benim arazimi işgal ediyor diye. O da diyor ki evladım yani komşuluğu hakkı var, ben ona diyor nasıl itiraz edeyim. Bizim buradan çıkaracağımız çok büyük dersler var yani. Sonra mahkeme geliyor, hakim diyor ki ya efendim diyor bu nasıl iş diyor, bu arazi senin diyor. Bu adam yıllarca bu araziyi haksız yere kullanmış. Gelmiş efendim tellerle çevirmiş. Yetmemiş bir de mahkemeye vermiş. Şimdi sen bunu diyor mahkemeye versen, şikayetçi olsan bu adam işte hapse atılır. Senin kullandığı yıllar boyunca zararın neyse onu tazmin etmen gerekir filan. O da diyor ki hakim bey diyor siz buraya kadar zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz diyor. Şöyle bir açılın diyor. Böyle herkesin ortasında yatıyor böyle yere. Diyor ki hakim bey diyor bana bu araziden şu kadar bir yer verin. Gerisi kim istiyorsa onun olsun. Yani diyor, ne yapacağım bu kadar araziyi? Diyor ki vallahi hakim bey bu dünya fanidir. Biz bu dünyadan göçtüğümüz zaman şurada bize bir kabir yeri olarak diyor. Benim sığacağım kadar bir kabir yeri versin. Gerisi ister onu olsun, kim onu istiyorsa alsın diyor ya. Bugün ne yapacağım ben? Yani bir arazi için şimdi komşumuzun komşuluk hakkını mı şey yapalım? Peki şimdi biz girerken çıkarken kulelerde yaşıyoruz.
köylerin sığacağı binalarda yaşıyoruz. Selamlaşmaktan aciz Müslümanlar haline geliyoruz. Şimdi bize yakın veya biraz daha diyelim uzak dönemlerde yaşamış ama bu örnekleri bize emanet olarak bırakmış olan Allah dostlarının böyle elle tutulur, gözle görülür örnekleri önemli. Peki hocam bizim hakkımız yok mu? Yani o arazinin sahibi dinen hakkını arayamaz mı? Şimdi tabii arayabilir. Mahkeme gelmiştir, hakkını keser verir. Ama şimdi bir komşuluk hakkını, oraya gelen insanları, efendim Cenab-ı Hakk'ın dinine, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyandırabilmek için, onların gönüllerine efendim bir uyanıklık verebilmek için siz kişisel bazı şeylerinizden vazgeçerseniz, şimdi o komşu, o gelen heyet hepsi bu zatı diyorlar ki efendim biz sizin gibi bir insan hayatımıza görmedik. Siz gerçekten bir Allah dostusunuz. Bize yol gösterin. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı nedir? Peygamberi, nebevi ahlak nedir? Biz bununla amel edelim. Böyle olursa insanlar irşad oluyor. Evet. Onlar özellikle hassas dönemlerde hayat serüvenlerine müdahaleleriyle madde ve mana arasında kurulması gereken hassas dengenin müşahhas bir hale gelmesine vesile olmuşlardır. Gerçekten mesela yakın tarihimize bakalım. 15 Temmuz'da biraz daha efendim yere gidelim. Çanakkale'de, daha ileriye gidelim. Manazgirt'te, daha ileriye gidelim. Bedir'de, Uhud'da. Bu ruh neydi? Hem aynı ruhtu ki vatana, bayrağa, dine, milli manevi değerlere bu efendim topluma yön veren Allah dostlarının maneviyat ellerini yönlendirmesiyle sahip çıkıldı. Yoksa bir an gaflete düşsek vatan memleket elden gittiydi ya. Daha yakın zamanda yaşadığımız acı bir tecrübe. İbadet, ilim, güzel ahlak ve insanlığa hizmet anlayışlarıyla bu deminki anlattığım olay aslında buna çok güzel bir örnektir. Mesela Efendi Hazretlerinin, İhramzade Hazretlerinin şehrimize olan hizmetlerine bir bakalım. Ulu Cami'nin yapılması, Mematip Derneği'nin başkanlığı, Serçeli Camii, Sofi Yusuf Camisi, Sivas'ta köylere suyu olmayan köylere suyun götürülmesi, dulların, yetimlerin gözetimi, dokunmadıkları bir hane, bir gönül kalmış mı? Ama buna rağmen ibadet hayatlarında hiçbir eksiklik yok. İlmi gayretlerinde bir aksaklık yok. Güzel ahlaktan taviz vermemişler. İnsanlığa, yani halka hizmeti, hakka hizmet olarak görmüşler. Her dönemde böyle gayretlerle dikkat çeken, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, ki Yunus Emre'miz öyle der, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek der. Kendilerine ilke edinen bu şefkat abidelerinin hayat öyküleri ve yaşantı tarzlarına vakıf olmanın kişiye kazandıracağı birçok faydadan söz etmek mümkündür. Yani böyle bir hikayeden, biz Efendi Hazretleri derken, İhramizade Hazretleri, Şems-i Sivasi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri derken, afaki, hayali şahsiyetlerden bahsetmiyoruz. Sizin bizim gibi, efendim nefis sahibi, efendim ilim öğrenmek için çaba gayret göstermesi gereken, acıktığı zaman karnını doyurması gereken, bakmakla yükümlü olduğu sorumluluğu altında insanlar olan bireylerden bahsediyoruz. Ama bunlara rağmen kulluğu başarmış insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla onların hayat öykülerinden, yaşam tarzlarından çok elde edeceğimiz faydalar var. İşte bu çalışmada diyoruz, onlarla hemhal olmanın, şimdi mesela biz deminden beri diyelim, sohbetimize başladığımızdan beri dedikodu yaptık mı? Rabbimizin izniyle yapmadı. Ama büyükleri konuşmasaydık belki dedikodu yapacaktık yani. Hani en basit bir kârlarını ifade edelim. Kişiye kazandıracağı bazı güzelliklerden bahsetmek istiyoruz. Bunun amacımız onların hayat öykülerini okurken, bunun da altını çizmenizi istirham ediyorum. Allah dostlarından bahsederken amacımız şu, onların hayat öykülerini okurken, dinlerken tarihi bir olayı ve kahramanlarını okuyor gibi onları değerlendirmenin yanlışlığına değinmek istiyoruz. Yani böyle hani abartılı şahsiyetler olur ya, dağdan dağa atlamış, kılıcıyla vurmuş, 10 kişiyi öldürmüş filan. Böyle değil. Onlarla hemhal olmadaki esas amacın Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamak ve onun gibi yaşamak hedefini göz ardı edilmesindeki tehlikeye dikkat çekmek. Yani böyle sadece uçup kaçan, sadece bir takım böyle olağanüstü haller yaşayan insanlar olarak Allah dostlarını tanımak yanlış. Onlara Rabbimizin lütfedeceği kerametler, bazı olağanüstü şeyler olabilir. O Rabbimizin lütfudur.
Bu onların elinde de olan bir şey değil ayrıca. Rabbimizin lütfudur. Olur olmaz. Ama asıl amaç Efendimiz'i anlamak, onun gibi yaşamak. Eğer biz sadece olayı, menkabe dediğimiz, onu da biraz yanlış anlıyoruz. Çünkü menkabe sadece böyle insanların yaşadığı olağanüstü hallere denilmez. Yani bir insanın hayat öyküsü, tarihi şahsiyeti de aslında menkabedir yani. Bugün Hacı Bektaşi Veli menakıbnamesi diyelim. Battal Gazi menakıbnamesi. Ha, bazı şeyler abartılı gibi görünebilir. Ama diyelim Anadolu'nun fethi, Müslümanlaşması, İslamlaşması, onların kahramanlıkları, yani battalnameler, cenknameler, cöknameler, eskiden köy dalarında filan böyle okunan, okutulan İslam'ı, Kur'an'ı onlarla tanıdığımız kitaplar, orada biz ana mevzuyu kaçırmazsak oradaki abartı gibi gelen şeyler bize zararı yok. Yani efendim işte atıyla buradan oraya atlamış. Bunu biz çok büyük bir fedakarlık olarak anlarsak, efendim bizim arabamızdaki 5 kilometrelik benzin bizi 10 kilometreye götürdüğünü söyleyebiliriz. Götürür mü? Götürür Rabbimiz lütfederse. Ha, gitmemesi bizim için bir eksiklik değil yani. Önemli olan burada Efendimiz Aleyhisselam işaret buyurmuş mu İstanbul'u? Burası fethedilecek. Eyüp-el Ensar Hazretleri 80 yaşından fazla gelmiş İstanbul'a. Sivas'a Abdülvahabi Gazi Hazretleri gelmiş. Çorum'a Süheyb-i Rumi Hazretleri gelmiş. İşte Maraş'a bu Kaşı Hazretleri gelmiş diyor. Diyarbakır'a şu kadar sahabe efendimiz gelmiş. Orada şehit düşmüşler. Ta Hazreti Ömer Efendimiz'in döneminde fethedilmiş. Dolayısıyla asıl amaç Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak ve onun yaşadığı Kur'an ahlakını elde edebilmek. Allah dostlarını sevmenin hedef ve kazanımları. Allah dostlarını tanımaya ve onları anlamaya çalışmanın kişiye kazandıracağı güzelliklerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Maddeler halinde şöyle zihnimizde kalacak birkaç madde dikkat çekelim. Her şeyden önce onlar tarihi kişilik ve kimlikleriyle dönemlerine yön veren insanlardır. Bu önemli. Yani siz lider ruhlu insanları takip ediyorsunuz demektir. Allah dostlarını konuşmakla. Böyle hani yönetilen, sevk edilenleri değil, yöneten ve sevk eden. Kur'an ve sünnete göre yönetip sevk eden. Dolayısıyla onları okumanın ve anlamaya çalışmanın tarihi iyi okuma ve olayları objektif değerlendirme melekemize olumlu katkısı olacaktır. Şimdi biz de içinde yaşadığımız toplumu, problemlerini, çözüm yollarını anlamalı, tahkik etmeli, tetkik etmeli, topluma yön verecek şahsiyetler haline gelmeliyiz. Onları yakından tanırsak bunu yapabiliriz. Yani hangi kritik olayda, hangi kritik karar almışlar ki böyle tarihe yön veren insanlar olmuşlar. Bugün biz de bir gün içerisinde onlarca olay başımıza geliyor. Onlarca defa deneniyoruz. Hangi olay karşısında hangi tepkiyi vermişler, bunları tespit etmiş oluruz. Onların yaşadıkları dönemde dini nasıl anladıkları ve hayatlarını anlamlı kılmak için gösterdikleri çaba, dini doğru anlayıp olması gerektiği şekilde yaşamamız noktasında bize destek olacaktır. Onların dünyasına girmek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakının hayata nasıl yansıtıldığını ete kemiğe bürünmüş örneklerle görmüş oluruz. Mesela Efendi Hazretleri, bugün ondan çok bahsediyoruz, İhram Müzade Hazretleri, faytonla Ulu Cami'ye gelirmiş. Faytondan ineceği zaman çocuklar etrafını kuşatırmış böyle. Şimdi sağ elini öpenlere 10 kuruş verirmiş çocuklara, sol elini öpenlere 5 kuruş verirmiş. Şimdi sol elini çok az böyle öpmek için geçenler, herkes sağ tarafa geçermiş yani. Şimdi bu çocuğun, hani bir eğitimci olarak Efendi Hazretleri'nin bu şeyi düşünelim, niye böyle yapıyor? Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda et-teyamun diye bir konu var. Sağlamak. Mesela camiye girerken sağ ayakla giriyorsunuz. Abdeste başlarken işte sağ tarafınızı önce yıkıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam yemek yerken daha çok sağ tarafı kullanmamızı tavsiye ediyor. Bu bir bilinç kazandırmadır. Efendimizin sünnetini, efendim yani bunu bir sünnet olarak görüp çocuğa hemen orada 5 kuruş, 10 kuruş ya şimdi bizdeki diyelim 50 kuruş 1 lirayla demek ki çok şey öğretebiliriz. Çocuğa bir şey verirken hani sol eliyle alıyorsa diyelim 50 kuruş, sağ eliyle alıyorsa 1 lira verelim. Tabi çocukluğundan itibaren sağ tarafını kullanacak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu önemli sünnetini öğrenmiş olur. Bak ne kadar böyle pratik çözümler değil mi? Özellikle zamanımıza yakın olan isimler bu anlamda çok daha önemlidir. Çünkü onlar kişide, bu insan da benim geçtiğim yollardan, caddelerden geçerek havasını teneffüs ettiğim bu şehrin,
bu ilçenin, bu kasabanın, bu köyün havasını teneffüs ederek, İslami hassasiyetleri gözünde tutarak yaşadı. Ben de onun gibi Kur'an ve sünnetin koyduğu ölçülerle hayatımı anlamlı kılabilirim fikrini zihninde sürekli canlı tutacak ve kişinin dengeli bir hayat yaşamasında ona destek olacaktır. Ya bu devirde İslam yaşanmaz. Değil mi? Şu anda böyle diyoruz. Halbuki Efendimiz Hazretleri yaşamış işte. Günümüzde yaşayanlar da var. Bizim yapacağımız onlara bakacağız. Rol model olarak onları kendimize benimseyip Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini bu döneme taşımış olacağız. Allah dostlarının kullandıkları yöntemler farklı da olsa ibadet ve ahlak noktasındaki birlikleri açık bir şekilde görülmüş olacaktır. Şimdi kimisi az yemeyle imtihan eder, kimisi ilim ve efendim nafile ibadet yüklemeyle terbiye eder, kimisi işte sohbetle terbiye eder, kimisi rabıtayla terbiye eder ama neticede hepsinin ulaşmak istediği amaç aynıdır. Bu da onların İslam'ın evrensel ilkelerine ulaştıkları gerçeğini bizlere bir kere daha hatırlatacak ve onların arkasına sığınarak Müslümanlar arasında tefrikaya sebep olmanın nedeni yanlış bir anlayış olduğunu bizlere açıkça gösterecektir. Efendim ben Nakşi'yim, sen Kadri'sin, sen Hanefi'sin, sen Şafi'sin. Hani demiş ya adam kolları böyle sıvalı, ayakları paçaları katlı namaz kılıyormuş birisi. Evladım demiş bu nasıl namaz kılıyorsun böyle demiş yani. Bu yani bizim anlayışımıza göre şu paçalarını bir indir, bir çorabını giy, işte kolunu katlama, bunlar hep namazı hiçettim filan demiş. Demiş amcacığım ben Şafii mezhebine mensubum demiş. Bizde bunlar namazın mekruh olmasına filan zararı yok. Demiş ha evladım kusura bakma demiş. Ben de seni Müslüman zannettiydim demiş yani. Şimdi böyle bir durumda veya tefrikaya düşmemize sebep olabilecek. İşte sen şucusun, sen bucusun. Bunların ne kadar boş iddialar olduğunu göreceğiz. Allah dostlarını yakından tanırsa. Onlardan bahsetmek gereksiz günah, iş ve sözlerden kişinin mümkün olduğu kadar uzak kalmasına sebep olacaktır. Biraz önce ifade ettiğim şey. Denilebilir ki Allah dostlarını Allah-u Teala'ya yaklaşma, Peygamber Aleyhisselam'a ve İslam'ı doğru anlama düşüncesiyle konuşmak zamanımızın anlamlı ve bereketli bir hale gelmesine vesile olacaktır. Onların özellikle tarihin kritik zamanlarında topluma nasıl yön verdikleri ve hangi yöntemlerle hizmet ettikleri anlaşılırsa bugün de o yöntemler güncellenerek insanlara hizmet için kullanılabilir. Mesela Darendeli Hacı Hasan Efendi, İhramizade Hazretleri'nin vefatından sonra ona böyle bir para getirmişler. Şu masanın büyüklüğü şey kadar bir gazeteye sarıyorlar. Efendim işte biz Efendi Hazretleri'ne bunu veriyorduk. Efendi Hazretleri dünyasını değişti. Onun adına siz bu parayı alın, bu işleri devam ettirin. Demiş ki evladım aman demiş bunu hemen alın, kim getir, kimden getirdiyseniz götürün. Benim demiş maneviyatımı bozmayın. Şimdi bu kadar efendim bir masa kadar parayı reddedecek bir baba yiğidi gösterelim hocam. Hacımız da hocamız da dahil. Nasıl mı şimdi getirdiğin daha yok mu? Daha devamı ne zaman gelecektir? Evet. Peki. Onların hayatlarındaki zühd ve dünyaya olan bakışları günümüz insanının yaşam standartlarını sorgulamasına ve gerçek hedefin dünyayı tezyin etmek değil, dünyayı ahireti kazanmak için kullanmak olduğu gerçeğine bireylerin yönelmesine sebep olacaktır. Şimdi hepimizin şikayetini hacımız, hocamız, kadınımız, erkeğimiz, yaşlımız, gencimiz İslami bir hassasiyetle hayat yaşayamıyoruz. Giyimimiz, kuşamımız İslami hassasiyeti göstermiyor. Alışverişimiz göstermiyor. İbadetimiz göstermiyor. Peki dünyaya bakışımız böyle mi olmalı? Efendi Hazretleri yine şeyini söyleyelim. Vefat ettiğinde evinin bir ahşap evde yaşamını devam ettiriyor. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmak için o ahşap evindeki delikleri böyle bezlerle filan tıkayarak yaşamış. Demişler ki efendim bir apartman dairesine gelin, imkanımız var, bir sürü ihvanın imkanı var, şöyle demiş efendim biz dünyalık bir şey istemiyoruz. Bu kadar bize yeter. Bunu hangimiz yapabiliyoruz? İşte biz 50 sene önce vefat etmiş bir büyüğümüz yani. Evet, yani şöyle diyelim genel manada maddeleşme hastalığımızın ana sebeplerinden biri böyle Allah dostu dediğimiz insanları layıkıyla tanımayışımız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle onların ibadet hayatlarındaki zenginlik, ibadetle ruhlarını yüceltmeleri noktasında takip ettikleri metotlar, efendim dünya ahiret konusundaki ölçüleri
Ve İbnül Vakt olmak, Ebul Vakt olmak gibi bir hasletleri var. İçerisinde yaşadıkları zamanın gereği neyse ona göre hareket etmeye işaret edinmişler. Onları tanırsa zamanımızı, zeminimizi tanır ve ona göre Kur'an'ın, İslam'ın, Peygamberimizin sünnetinin rengine göre zamanımızı anlamlandırırız. Evet. Başka onlardan bahsetmek, onlarla meşgul olmak, onlara olan sevgiyi artırır. Onların yaşadığı istikamet çizgisine bir hayata bizi ulaştırmış olur. Mesela insanın aile hayatında eşi, anne babası, çocukları, akraba ve diğer insanlarla münasebetini nasıl dengeli tutacak? Allah dostlarını tanırsak, yani onları örneklediğimiz zaman bu konuda da kazancımız olur. Onların hayatlarıyla meşgul olmak, siyasi, ekonomik, ahlaki alanlara dair görüş ve düşüncelerini öğrenmemizi sağlayacaktır. Bu da insana her zaman ve zeminde lazım olan siyasi, ekonomik ve ahlaki konulara dair fikir sahibi olma ve düşünceleri hayata yansıtma gayreti gibi güzellikler kazandıracaktır. Allah dostları iman, amel ve ihlas anlayışlarıyla her dönemde dikkat çeker ve hedefleri sonsuz güç sahibi yüce yaratıcının dostluğunu elde etmek olan seçkin kullardır. Onlar hakkında Mevlamız, biliniz, haberiniz olsun ki dikkat edin. Allah'ın velileri için kesinlikle bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaktır müjdesiyle rızasına uygun bir hayat yaşayabilmenin endişesini duyan herkese dostlarının yolunu işaret buyurmuştur. Yani ben Rabbimin razı olacağı bir kul olmak istiyorum diyorsa bir insan, Evliyaullah'ın yolunu bu ayet-i kerime gereğince arayıp bulması lazım. Şimdi onlar mahzun olmayacaksa, korku yoksa Rabbimiz onlardan razı olmuş demektir. Bizden de Rabbimiz razı olsun istiyorsa efendim Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyye riayet eden Allah dostlarını bulup tanımak, anlamak, onları modellemek durumundayız. Ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ve Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlak ilkeleriyle şekillendirmeye gayret eden bu gönül insanlarının hayat öykülerine yukarıda sıraladığımız ilkeler çerçevesinde bakılması günümüz insanın ufkunu açacaktır. Bugün dini terk eden, yani şüpheler içerisinde yaşayan, ne olduğunu çözemeyen gençlerimize, bunda biraz bizim kabahatimiz var. Biz onların önüne rol model olarak güzel örnekleri koyamadığımız için, işte süpermenler, örümcek adamlar, bilmem uçup kaçan işte Harry Potter'lar, şunlar bunlar örnekmiş gibi lanse ediliyor. Ciddi paralar harcanıyor, organizasyonlar yapılıyor. İşte kitapları şu kadar satıyor, elbiseleri de şöyle oluyor. Çocuk onun maketiyle yatıyor, kalkıyor. Neden? Çünkü kendisine rol model olarak belirleyeceği insanlar biz onların önüne koyamıyoruz. Efendi Hazretlerini koyalım. Efendim Şems-i Versi Hazretlerini koyalım. Battal Gazi Hazretlerini, Abdülvahhab Gazi Hazretlerini, bir şehadet arzusunu bu kadar böyle zirveleştirmiş insanları, 80 yaşında İstanbul'a gelmiş, surların önüne kadar gitmiş Ebeven Servesi Hazretlerini koysa, bu gençler, bu çocuklar böyle uçuk kaçık rol modelleri kendilerine örnek olarak benimsemezler. Peki. Evet, netice olarak şunu ifade ediyoruz. Allah dostlarını tanıma, anlama, Efendimiz Aleyhisselam'a layık ümmet olabilmek, bir üst aşamada da Rabbimizin kelamını doğru anlamak ve yaşamak konusunda bizim için bir yoldur, bir modeldir. Dolayısıyla böyle ya Allah dostu deyip de böyle özel bir sınıf oluşturmayın kardeşim denilen itirazlara biz şöyle diyeceğiz. Kardeşim, Allah'ın dostu, iman eden herkes Allah'ın dostudur. Ali İmran suresinde Rabbimiz hocam estağfirullah Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur. Allah Celle Celaluhu Müslümanların, müminlerin velisidir, dostudur. Onları zulümattan, karanlıktan, yanlışlıktan nura çıkarır, aydınlığa çıkarır. İman eden herkes Allah-u Teala'nın dostudur. Doğru. Ama şimdi bir dostluğun derecesi var hocam. Şimdi bir görmeden duramadığımız dostumuz var. Bir de 50 sene görmesek hatırlamayacağımız dostumuz var. Yani o da bizim dostumuz, bu da dostumuz. Şimdi Rabbimize hakikaten yakınlık elde etmiş. Haliyle, sözüyle, uygulamasıyla, ahlakıyla, muamelatıyla Rabbimize yakınlık kesbetmiş insanlar bu yönüyle bizim için önemli. Rabbimiz onların yollarından bizleri ayırmasın.
onların maddi manevi bereketinden bizleri mahrum etmesin. İnşallah onlara verilen müjdeye Rabbimiz bizleri de ulaştırsın. Bir başka sohbetimizde inşallah buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.